Sizleri başta yurdumuzu kuran ölümsüz ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehidimiz Teğmen İbrahim Naci ve ebediyete intikal etmiş olan aziz şehitlerimizin manevi huzurlarına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İslam Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Bizler için canını feda eden, kanlarını bu toprağa akıtan tüm şehitlerimizi anmakta. Kütüphanemize isminizi verdiğimiz şehit Teğmen İbrahim Naci, Çanakkale muharebeleri esnasında genç yaşta şehadet şerbetini içmiş bir şehidimiz. Şehadetinden 97 yıl sonra muharebeler boyunca yanından ayırmadığı günlüğü bulunmuş ve bu günlük Çanakkale Savaşları, Harp Malzemeleri ve Belgeleri koleksiyonları Seyit Ahmet Sivay tarafından Allah'a ısmarladık adıyla kitaplaştırılmıştır. Maske yırtın masala bizi affettiyiz. Medeniyet değilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkeli esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkârı. Öteden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler da kaldırıyor amakı. Bizim kütüphanemiz aynı formatta raflar, fiziki özellikler olsun. Yine 4000'e yaklaşık kitabımız var. Okulumuzda ilk maçlarda kütüphanemiz yoktu. Ben de bunun için sosyal medya hesapları aracılığıyla bir proje başlattım. Ve sağ olsun duyarlı insanlar, duyarlı okullar ve oradaki öğretmenler ulaştı bu vesileyle bana. Sonrasında bir kardeş okul projesiyle kendi okulumda 4000'e yakın bir kitap sayısına ulaştık ve kütüphane kurduk. Bu kütüphanemizi Kasım ayında açılışını gerçekleştirdik ve 7 Temmuz'da Ağrı'da şehit düşen şehit piyade uzman çavuş Semih Korkut adını açtık. Açılışımıza şehidimizin kıymetli ailesi katıldı. Onun dışında büyük bir protokolle birlikte katılım sağlandı. Güzel bir törenle açılışımızı gerçekleştirdik. Ama baktık ki hala kitap gönderme, kitap sevgisini öğrencilere aşılama yolunda bize destek veren birçok insan olduğunu gördük. Bu vesileyle baktık, yılmadık, kolları sıvadık tabiri caizse. İkinci kütüphanemizi açalım dedik. Bunun için de ihtiyaç sahibi bir okul olsun özellikle. Ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşamadığı bir yer olsun ki oraya verdiğimiz kitaplar daha kıymetli hale gelsin diye bir köy okulunda açmayı planladık. Ve yine Siverek ilçesinin bir köyünde, Yücelen köyünde açtık kütüphanemizi. Tabii ki isim konusuna gelince ise bu sefer de yine bir şehit ismi verelim dedik. Hem öğrencilerimiz kitaplarla buluşsun, hem de kitaplarla buluşurken bir yandan da bu vatan topraklarının kolay kazanılmadığını, işte şu anda rahat nefes alabiliyorsak, rahat bir şekilde eğitim öğretim hayatını devam ettiriyorsak kimlerin sayesinde olduğunu unutmamaları adına yine bir şehrin ismini verelim diye düşündük. Bu sefer de Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin ismi verildi. Kitaplar düzenli öyle yani, hani biraz... Çekmiyor zaten, burayı çekiyor.